Başta çevreme baktım fakat hayal ettiğim otomobili bulamadım. Bu nedenle ben de kendi hayal ettiğim otomobili yapmaya karar verdim, demiş Ferry Porsche. İşte ondan sonra da Porsche'leri üretmeye başlamış. Daha sonra ne olmuş biliyor musunuz? Porsche'ler spor otomobil tarihinde kendilerine çok önemli bir yer edinmişler. Ardı ardına başarılara imza atmışlar ve bu başarılarda markaya olan ilginin her geçen gün artmasını sağlamış. İlk kez 1948 yılında başlayan serüven 1957 yılından sonra ise 718 modeliyle devam etmiş. Günümüzde ise 718 o günkü modelin ünvanını taşıyor. Hatta efsanesini devam ettirmekten öte bir adım daha ileriye taşıyor diyebiliriz. Evet, biz de bugün sizlere 718 Cayman'ı tanıtacağız sevgili seyirciler. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. 718 efsanesi ise 1953 yılında basit ama cüretkar bir planla başladı. Özellikle yarış pistlerinde boy gösteren bu model böylece ortadan motorlu yarış otomobilleri serisinin başlangıcı oldu. Targa Florio, 12 saatlik Sebring yarışı ve Le Mans gibi birçok yarışta zafere ulaşan 718 serisi, 1000'den fazla galibiyete imzasını attı. Peki 718'leri bu kadar ünlü yapan, bu kadar dikkat çekmesini sağlayan şey ne? Elbette ki tabii ki tasarımı başta. Bunun yanında ne var? Önde ve arkada yer alan bagajları. Günlük hayatta kullanılabilen bir spor otomobilden bahsediyoruz sevgili seyirciler. Onu garajınıza hapsetmek yerine her gün kullanabilirsiniz. Ve kullanırken de büyük keyif alırsınız. İşte bu öyle bir otomobil. Bu keyfi neden alıyorsunuz? Onu da hemen söyleyelim. Mid-engine yani aracın tam ortasına yerleştirilen motor sayesinde sürücü koltuğunun tam 30 santim arkasında motor yer alıyor ve o efsane sesi de çok yakından duyuyorsunuz. Ortadaki motor ne sağlıyor onu da söyleyelim. Tabii ki motorun ortada olması çok iyi bir ağırlık transferi, çok iyi bir ağırlık merkezi ve çok iyi bir ağırlık dağılımı sağlıyor. Yere yakın yapısıyla, ortaya konumlandırılmış motoruyla virajlarda adeta kayar gibi gidiyorsunuz. 718 modelleri tamamen spor için yaratıldı. Efsanevi 718 serisinin atletik ruhunu geleceğin spor otomobilleriyle birleştiren ve bunu günümüz dünyasındaki yollara aktaran ortadan motorlu bir roadster. Genellikle spor otomobilleri günlük hayatta kullanmak zor, hele uzun seyahatlerde. Neden diyeceksiniz? Çünkü eşyaları koyacak bir alan bulmak gerçekten sorun oluyor. Ancak 718 Cayman bu sorunu çözmüş. Hem önde hem arkada iki bagaj bölmesi var. 150 litre ve 275 litre. İşte bu alanlara eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Ayrıca sadece bagaj bölmesi değil, içeride de pek çok saklama alanı mevcut. Buraya da ufak tefek eşyalarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Örneğin torpidoya gizlenmiş bardak tutucular, yan kapı ceplerinde açılabilir bölmeler ve hemen arka camın önünde yer alan ufak bölmeler, ufak eşyalarını saklamakta size büyük kolaylık sağlıyor. Aracın tasarımına baktığınızda ne kadar sportif bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz elbette. Sürtünme direnci katsayısı 0.30 cd sevgili seyirciler. Gövde ise tamamen alüminyum ve çelikten imal edilmiş. Bu da aracın hafifletilmesini sağlamış. Bu özellikle spor otomobillerde çok önem kazanıyor. Sebebi tabii ki hem aracın performansına etki etmesi hem de yakıt tüketiminin aşağılara çekilmesi. 718 Cayman 54 litrelik yakıt tankına sahip ve 2 litrelik turbo beslemeli boxer motoruyla oldukça çevreci ve ekonomik bir spor otomobil sevgili seyirciler. Size hem spor otomobilin sürüş keyfini yaşatırken aynı zamanda ekonomi yapmanızı da sağlıyor. Otomobillerde daha fazla güç elde etmek sorun değil. Asıl sorun bunu bir harmoni içinde yapabilmekte. Karbondioksit salımını ve yakıt tüketimini düşürürken gücü arttırabilmekte. 718, 35 beygir güç ve 100 Nm tork artışıyla birlikte yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde %14'e varan oranda bir düşüş elde etmiş durumda. Aracın sadece önünü değil, arkasını bile seyretmek gerçekten keyifli sevgili seyirciler. Çok güzel bir arka tasarımı var ve bu arka tasarım
ortaya konumlandırılmış çift çıkışlı spor egzozla bütünleştirilmiş. Hemen yukarı baktığımızda ise burada siyah bir parça görüyorsunuz. Bu parça ise aracın kanadı. 120 kilometreden sonra yukarı doğru çıkarak rüzgarın havalandırma direncini azaltıyor ve aracın daha iyi yere basmasını sağlıyor. Biraz daha yukarı çıktığımızda ise burada hemen ortaya konumlandırılmış fren lambasını görüyorsunuz. Evet, aracın dışını çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten sizler aracın tasarımını, her şeyini görüyorsunuz. Şimdi aracın içine geçelim. Sürüş dinamiklerinden, motorundan, performansından ve tabii ki en önemlisi bize vermiş olduğu keyiften bahsedelim. Hemen kontağı açalım ve o enfes sesi duyalım. Evet, inanılmaz bir omurtuyla çalışıyor. Biliyorsunuz 30 santim aramızdaki mesafe, tam orta noktaya yerleştirilmiş aracın motoru. 2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motorumuz var. 4 silindirli. Size bundan bahsetmiştim. 300 beygir güç üretiyor sevgili seyirciler. 718'de. Evet, şu an her şey hazır. Bütün ayarları kendimize göre yaptık. Koltuk ayarlarımızı şimdi dry mode'a alalım. Bir de buradaki düğmeye basıp egzozun sesini biraz daha arttıralım. Biraz daha keyifli hale getirelim. Stop start sistemini de devre dışı bıraktım. Drive aldık ve hafif hafif yola koyulalım. Evet, efsane bir sesle ok gibi ileri fırladık. Bu arada aracın 0-100'ü 4.9 saniye sevgili seyirciler. Tabii ki bunda şanzımanın etkisi büyük. Manuel şanzımanda biraz daha fazla sürüyor bu. Eğer aracın 7 ileri şanzımanında, siz otomatik şanzımanında bunu kullanırsanız 4.9 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyorsunuz. Hazır hızdan bahsetmişken, aracımızın maksimum sürati saatte 275 kilometre. Giriş seviyesindeki modeller doğrudan yakıt enjeksiyonu, VarioCam Plus ve entegre kuru karterli yağlama sistemlerine sahip 2 litrelik turbo şarjlı bir boxer motorla donatılmış. Alüminyum ve çelikten üretilmiş gövde, tam ortaya konumlandırılmış motor, çok iyi bir ağırlık merkezi. Aracımız mümkün mertebe hafifletilmiş ve 1365 kilogramlık bir ağırlığı var. 54 litrelik de yakıt tankı var. Dediğim gibi bu hafiflik aracımızın performansını arttırıyor, yakıt tüketimini de düşürüyor. Böyle sportif bir araç maksimum 275 kilometre yapıyor 300 beygir gücünde. Nasıl bir tüketim değerine sahip olabilir? Evet, hemen söylüyorum. Bizim testimiz boyunca, ben bu aracı şehir içinde kullandım, 10,5 litrelik o ara ivmelenmeler de dahil 10,5 litrelik bir tüketim değeriyle kullandım. Tabii ki bunun üstüne çıkmak mümkün. Sürekli full throttle, yani tam gaz giderseniz o zaman daha üst verileri elde edersiniz. Ama gerçekten şehir içinde normal bir sürücü gibi kullanıp böyle ufak tefek de kendinize kaçamaklar yaparsanız işte bu seviyelerde kullanmanız mümkün. Aracın fabrika verilerine göre yakıt tüketimi şehir içinde 9 litre, şehir dışında 5.7 litre, karma kullanımda ise 6.9 litre sevgili seyirciler. Birçok araçta pedal shift, yani vites arkasındaki bu vites pedallarından size bahsediyoruz. Onlarda da kullanıyoruz ama bunları işte bu araçta kullanmak gerçekten keyifli. Şanzımanımız 7 ileri, Porsche'de Doppelkupplung olarak adlandırılıyor. Gördüğünüz gibi vites geçişleri çok keyifli ve vites ufaltırken ara gazı vererek devre yükseltiyor ve vites geçişlerini kolaylaştırıyor. Bu da tabii ki aniden kızaklamasını da engelliyor, aracın tekerleklerin kitlenmesini engelliyor. Bu da tabii ki Porsche'nin başarılarından biri, yol tutuşa inanılmaz katkısı var. Aracı isterseniz vites kolunu sola çekerek manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz. İlk defa bir 718 modelinde bu arada, önemli bir detay bu. Vites kolu geriye çekince artı, aynı yarış otomobillerinde olduğu gibi ileri çekince de eksi, yani küçülüyor. Daha önce bunlar tam tersiydi ama yarış otomobilinde biliyorsunuz fren yaptığınız zaman bütün ağırlık öne gidiyor. Siz de öne gidiyorsunuz. Yavaşlamanız lazım, vitesi ufaltmanız lazım. O yüzden vitesin önde olması büyük önem arz ediyor.
başka neler var diyeceksiniz. Burada dokunmatik bir ekranımız var. Hemen altında klimamız var. Bu tarafa geri geldiğimizde ise ESP on-off tuşu, kanadı açacağımız tuş, hemen arkasında start-stop tuşumuz var ve onun arkasında ise egzoz sesini güçlendireceğimiz düğmeye yer verilmiş. Kolumun altında bir bölme var, saklama bölmesi. Gördüğünüz gibi buraya eğer telefonunuz uyumluysa telefonunuzu koyuyorsunuz ve şarj oluyor kablosuz bir şekilde. Aynı zamanda yine telefonunuzu bağlayıp Apple CarPlay özelliğini bu araçta kullanabiliyorsunuz. Çok rahat telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz. Ön göstergelerde ise neler var diyeceksiniz. Tabii ki bu araçta devir oldukça önemli. Devir demişken de ben size aracın torkundan da bahsetmek istiyorum. 1950 devir dakikadan itibaren o inanılmaz torkunu veriyor. Evet, işte 380 Nm'lik torku kalkışlarda hissediyorsunuz sevgili seyirciler. Bunu da 1950 devir dakikadan itibaren veriyor dedik. Gayet canlı bir motoru var. Performans yönünden de kullanıcısını gerçekten tatmin ediyor. Sol tarafta hız göstergesi var. Biraz ufak olarak tasarlanmış. Ortada ise bu araç için daha önemli olan devir saati var. Devir saatinin içinde vites konumu, yani hangi viteste olduğunuzu görüyorsunuz. Hemen altında ise yine dijital olarak hız göstergesi var. Hıza buradan bakmak daha kolay geliyor. Sağ tarafta ise renkli bir bilgi ekranı var. Buradan yolculukla ilgili bilgileri görmeniz mümkün. Sürüş süresi, mesafe, tüketim, hız gibi verileri şu anda net bir şekilde okuyabiliyorum. Evet, Porsche'de bazı paketler var. Opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Bunları ekleyebiliyorsunuz aracınıza. Onlardan bir tanesi burada görmüş olduğunuz gibi sürüş modları. Şu an drive, yani normal modda, aracın komple setup'larının normal ayarlanmış modunda aracı kullanıyorum. Sağa doğru çevirdiğimde sport moda geçiyoruz ve sağ ekranda mod sport yazısını görüyorum. Bir tane daha çevirdiğimde sport plus, bir tane daha çeviriyorum, kişisel yazısı önüme geliyor. Bu kişisel, kendi istediğim ayarları yapabiliyorum. Ama drive modda normal şehir içinde kullanmak bence en ideali. Süspansiyonları şehir içinde, şehir dışında, otobanda gerçekten konforlu. Evet, bu araçta neyi beğenmedin derseniz, beğenmediğiniz bir şey yok mu? Bence var, ben onu söyleyeyim. Vites konumu nedeniyle buradaki düğmeleri biraz görmekte, özellikle park halinde ise biraz zorlanıyorum. Sonra tek bölgeli klima olur mu? Ama olur tabii ki, böyle ufak bir hacimli araçta hiç fark etmiyor. Biraz da işin esprisini yapalım. Ama klimamız tek bölgeli. Yalnız yine eleştirebileceğim bir şey, İsterseniz buna da hani o kadar kusur kadı kızında da olur deyin. Ben burada şu anda ısının ve üfleme hızının kaçta olduğunu görmüyorum. Sadece çubuklar var. Buna biraz alışmak lazım. Evet, manevra yaparken 718 Cayman'ın turundan da bahsedelim. 11 metrelik bir dönüş çapı var. Direksiyon tepkileri gayet güzel. Adeta bir go-karttaymışsınız gibi virajları alıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi çok az aracın kaymasına müsaade ediyor. Hemen sistemler devreye giriyor ve toparlıyor. Tabii hafif bir kontrolle sizde yardım etmenizde fayda var. Bugün yağış benim işimi kolaylaştırdı ve daha keyifli hale getirdi. Patinaj önleme sistemi sürekli minik dokunuşlar yapıyor ve aracın kaymasına müsaade etmiyor. Zamandır böyle keyif almamıştım.
trenlerin başarısını da unutmamak lazım.718 Cayman modelinde fren kaliperleri siyah renkte. Ön fren diskleri 330 mm, arka diskler ise 299 mm çapında. XEN18 modelleri entegre LED gündüz sürüş farları içeren bizenon farlarla donatılmış. 4 spotlu LED gündüz sürüş farları farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Oh, my God.